Agos'un vurucusu Hrant Dink, Agos gazetesinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin 12. yılında yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı. Düzenlenen programa Dink'in yakın arkadaşları ve birçok kişi katılım gösterdi. Hrant Dink'in sesine kulak veriyoruz. Hrant Dink öldürülmesinin 12. yılında saldırıya uğradığı yer olan Agos gazetesinin eski binasının önünde her sene olduğu gibi bu sene de yüzlerce kişinin katılımıyla anıldı. Türk, Ermeni ve Kürt fark etmeksizin birçok insan program boyunca tek bir ağızdan "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz" naraları attı. Program Hrant'ın arkadaşlarından Bülent Aydın'ın sunumuyla başladı. Sarı Gelin de dahil olmak üzere Ermenice şarkılar çalındı. Aralarda Bülent Aydın yürekleri işleyen sözler söylemeye ve topluluğu "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz, öldür diyenler yargılansın, yaşasın halkların kardeşliği, Hrant için, adalet için" gibi sloganlar söylemeye teşvik etti. Yapılan konuşmaların ardından Hrant Dink'in kendi sesinden kendisinin yaşadığı bir olay dinlendi. Dink'in anlattığı olaydaki "su çatlağını buldu" dedi. "Ben orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu deyişten döküldüm. O zamanlar Demirel, Ermenilere 3 çakıl taş vermeyiz" diye bir söz etmişti. "Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım ve demiştim ki, evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil, bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ederim" sözleri yüreklere işledi. 85 sanıklı cinayet davasının 88. duruşmasının önümüzdeki Mart ayında yapılacağı da program sırasında dile getirildi. Programın sonunda Hrant Dink için adalet aramak, adalet nöbeti olarak adlandırıldı.